Ordu, Fatsa dolaylarında yaşayan Hekimoğlu İbrahim, yoksul bir ailenin çocuğudur. Üstelik annesinden başka hiç kimsesi de yoktur. Çevresinde dürüstlüğü, akıllılığı ve yiğitliği ile tanınan bir gençtir. O dönemlerde bölgeye yoğun bir Gürcü göçü vardır ve yöresinde de egemenlik kurmuş bir Gürcü beyi olan Sefer Ağa yaşamaktadır. Bu Gürcü beyi Ayşe adında, bazı kaynaklara göre narin, bazılarına göre ise Fadime isminde güzel ve narin bir kızla sözlüdür. Ne yazık ki bu kız Gürcü beyini sevmemektedir. Çünkü gönlü değirmende karşılaşıp durdukları, Hekimoğlu'na bağlanmıştır bile. Bu dostlukla ve arkadaşlıkla karışık bir sevgidir. Ailesi onu çoktan zengin bir Gürcü beyiyle sözlemiş olsa da o Hekimoğlu ile görüşmektedir. Çünkü kimse Hekimoğlu gibi bir fakir bir adama kız vermek istemez. Bir gün Hekimoğlu ile Fadime konuşurken Gürcü beyinin yeğeni Yusuf onları görür ve bu konuşmaya başka bir mana vererek Hekimoğlu'nu Gürcü beyi olan Sefer Ağa'ya ihbar eder. Bu konuyu görüşmek için Sefer Ağa'nın evine çağrılan Hekimoğlu, gözü pek, mert bir gençtir. Aynalı mavzerini kuşanıp tek başına buluşma yerine gider. Gitmesine gider de, bey sözünü tutmayıp adamlarıyla gelmiştir. Burada kendisini bulmak için silahına davranan Yusuf'u, ondan daha hızlı davranarak öldürür. Hekimoğlu'yla beyin adamları arasında sert bir çatışma gerçekleşir. Hekimoğlu, çatışma sonunda çemberi yararak onlardan kurtulur. Yeğeni öldürülen Gürcü beyin ve muhacirlerin kendisinden intikam alacağını bilen Hekimoğlu, soluğu dağda alır. Dağa çıktıktan sonra kendisine yeğenleri Büyük ve Küçük Mehmet ile çocukluk arkadaşı olan Gedikli Halil katılır. Bir daha şehre dönmez. Ancak o arada tek başına değildir. Başına gelenleri duyan köylüleri ona kucak açıp yardım edeceklerdir. Onun mertliği, yiğitliği ve doğru sözlülüğü köylüleri çok etkileyecek ve her açıdan kendisine yardım edeceklerdir. Özellikle yoksul köylülerle dostluk kurar. Zenginlerden aldıklarıyla onlara yardım eder. Haliyle daha da güçlenen ve namı dört bir yana saran Hekimoğlu ile Gürcü Sefer Ağa'nın hesabı etkin bir kavgaya dönüşmüştür. Ünye ahalisinden Müderris Yusuf ve üzerinde 15 tane imza bulunan 15 Aralık 1908 tarihli dahiliye nezaretine çekilen telgrafta Gürcülerle Türkler arasında olası bir kanlı çarpışma tehlikesinden bahsedilmektedir. Böylece Hekimoğlu, Gürcü muhacirlerin hasmı durumuna gelmiş, Gürcülere karşı Türkleri kollayan ve koruyan bir kişi olarak tanınmıştır. Hekimoğlu, kendisini ele geçirmeye çalışan muhacirlerden Tahmasoğlu Hulusi Ağa'yı da bir çatışma sırasında adeta kendisiyle bütünleşen Aynalı Martini ile tek bir kurşunla vurarak öldürünce daha da ünlenmiştir. Özel olarak yaptırdığı mavzerinin üstüne taktırdığı aynayı düşmanının gözüne tutarak gözünün kamaşmasına, dolayısıyla hedefini şaşırmasına yol açmaktadır. Bu yüzden Hekimoğlu'nun adı Aynalı Martini ile özdeşleşmiştir. Gürcü Bey'i onu sürekli jandarmaya şikayet etmekte kesintisiz izlemektedir. Hekimoğlu'nu ihbar etmeleri için çeşitli yörelerde adamlar tutmaya başlar. Fakat halk onu koruduğu için Hekimoğlu'nu bir türlü ele geçiremezler. Hatta bir defasında Gürcü Bey'in adamlarından birinin ihbarı üzerine Hekimoğlu'nun kaldığı evi jandarmalar basar. Bütün çevre kuşatılmıştır. Bir rivayete göre evinin altında bir fırın vardır. Hekimoğlu fırıncının yardımıyla fırının ekmek pişirilen yerini arkadan delip kaçmayı başarır. Özellikle Niksar ve çevresinde dolaştığı ve asayişi ihlal ettiği için Hekimoğlu'nun af edilmesi konusunda ısrarlı olan ve konunun takipçisi görünen Sivas vilayetinin valisi Mehmet Emin Bey, imzasıyla 6 Haziran 1910 tarihli yazısı sonrasında 15 Haziran 1910'da Hekimoğlu'nun affıyla ilgili olarak beklenen Şura-i Devlet kararında affa esas teşkil edecek izahat bulunmadığı hükmüne varılmış, daha da önemlisi, affın kabulü halinde emsaline bir bakıma kötü örnek teşkil edeceği gerekçesiyle Hekimoğlu İbrahim'in af talebi kabul edilmemiştir. Bu kovalamaca sırasında Hekimoğlu'nun iki tane çok sevdiği amcaoğullarını şehirden uzaklaştığı anda Gürcü Bey öldürür. Haberi alan Hekimoğlu o hınçla köye inip muhtarın evine gider. Tabii tüm köylü birlikte muhtarın da onu çok sevdiğini düşünmüştür.
ancak umduğu gibi olmamıştır. Hekimoğlu, dost bildiği muhtarın evinde jandarmalar tarafından kıstırılıp yakalanacaktır. 26 Nisan 1913 günü doğduğu köyde 8 saat süren çarpışma sonrası öldürülür. Osmanlı arşiv belgelerine göre Canik mutasarrıfı Necmi Bey tarafından dahiliye nezaretine çekilen 27 Nisan 1913 tarihli telgrafa göre de Hekimoğlu İbrahim, 26 Nisan 1913 gecesi 8 saat süren bir çarpışma sonunda kendi köyü yassı taşta vurularak öldürülmüştür. Trabzon valisinin 3 Mayıs 1913 tarihli telgrafında Hekimoğlu'nun adamlarından Kapıcıoğlu Ali'nin 24 Mayıs 1913 tarihli telgrafında da yeğeni Küçük Mehmet'in yaralı olarak Ünye Kaymakamlığı'nın 16 Kasım 1914 tarihli raporunda ise Gedikli Halil'in ölü olarak ele geçirildiği bildirilmektedir. Uzun yıllar Fatsa, Ordu, Tokat, Niksar, Samsun dağlarında hüküm süren, halk arasında mertliği, yiğitliği ve yardımseverliğiyle şöhret yapan, yöre halkı tarafından sevilen Hekimoğlu'nun vurularak öldürülmesi üzerine bir türkü yakılmış ve yakılan türkü dilden dile söylenerek günümüze kadar gelmiştir.